Efendim şimdi bir koronavirüste devam edeceğiz. Hani geçtiğimiz senelere göre kış aylarına girmemize rağmen, daha doğrusu sonbahar başlamasına rağmen hani sanki durum biraz iyi seyrediyor gibi görünüyor. Ancak biz yine de sizlerle rakamları paylaşalım. Çünkü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bu hafta bir uyarısı oldu. Pek çok ülkede vakalar artmaya başladı, bizde de artabilir dedi ve haftalık tabloyu paylaştı. Vaka sayısı 101.139'a ulaştı. Yani bizde de yükseliş sanki yavaş yavaş başladı ve geçtiğimiz hafta koronavirüs yüzünden ülkemizde 71 kişi hayatını kaybetti. Kabus henüz bitmedi. Can almaya devam etti. Bu hafta 71 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Aşılamalarla birlikte ölüm oranları düştü. Yasaklar kalktı. Ancak koronavirüs yok sayılınca vakalar yeniden artmaya başladı. Hastaneye yakınlarınızdan biri yaptı. Sağlık Bakanlığı Türkiye haftalık COVID-19 tablosunu yayınladı. 12-18 Eylül 2022 tarihlerinde 7 gün içerisinde 21.411 kişinin test sonucu pozitif çıktı. 17.647 kişi ise iyileşti. Geçen hafta virüs nedeniyle 71 kişi hayatını kaybetti. 5 Eylül'e 11 Eylül arasındaki dönemde ise haftalık vaka sayısı 22.441, vefat sayısı 89 ve iyileşen sayısı 25.143 kişi olarak açıklanmıştı. Türkiye'deki toplam vaka sayısı 16.873.793'e, toplam vefat sayısı ise 101.139'a ulaştı. Efendim hatırlarsanız koronavirüs ilk ortaya çıktığında nereden çıktığı çok konuşulmuştu. En çok üzerinde durulan teoride Çin'deki hayvan pazarından çıktı denilmişti. Yarasalardan geldi denilmişti. Hala bu durum aslında pek de açıklığa kavuşmuşa benzemiyor bence. Ama şimdi bir başka koronavirüs türünden bahsedeceğim sizlere. Hem Rusya'da hem Avrupa'da hem de Kuzey Afrika'da görüldü bu virüs. Çünkü orada yaşayan bir yarasadan çıkan bir koronavirüs. Bu defa eminiz anladığımız kadarıyla ve işin sıkıntılı kısmı da şu. Şu anki mevcut aşıların hiçbiri bu koronavirüs türüne karşı etkili değil. Koronavirüs etkisini kaybediyor. Ancak yapılan son araştırmaya göre antikorlara karşı dirençli olduğu öne sürülen bir koronavirüs türü tespit edildi. Hem de yarasalarda bulunuyor. Aralık 2019'da tespit edilen ve henüz kaynağı net olarak belirlenemeyen COVID-19 hastalığı bugüne kadar milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. En fazla kabul gören kaynak teorisi ise yarasaydı. Virüs aşılar sayesinde ölümcüllüğünü büyük oranda kaybetmişken Rusya'dan yeni bir haber geldi. Yeni yayınlanan bir araştırma Rusya'daki yarasalarda yeni bir koronavirüs türünün tespit edildiğini ve virüsün aşılardaki antikora direnç gösterebildiğini ortaya koydu. Costa 2 adı verilen yeni virüs, Rusya'nın Sochi Ulusal Parkı'ndaki nalburunlu yarasalarda tespit edildi. Bu yarasa türünün Avrupa ve Kuzey Afrika'da da yaşamını sürdürdüğü vurgulandı. Virüsün insanlara bulaşıp bulaşmadığına dair henüz bir bulguya rastlanmadı.